iyi akşamlar sevgili 24 seyircisi. Efendim bu akşam aşinası olduğunuz bir isimle bir yüzle karşınızdayız portrede. Ama belki herkesin aşina olmayan taraflarıyla sohbet edeceğiz. Onu özellikle Orta Doğu ve dünya siyasetiyle ilgili bize getirdiği haberlerden, gelişmelere ilişkin yaptığı yorumlardan gayet iyi tanıyorsunuz. Fakat doğrusunu isterseniz ben onu yıllar önce bu haberci ve gazeteci kimliğinin ötesinde başka bir tarafıyla tanımıştım. Orta Doğu kitaplığı oluşturmak istesek kütüphanemizde Vazgeçilmez ilk beş eserimiz ne olur sorusunu kime yönelsem diye arıyordum. Oklar doğrudan onu gösterdi. Okların gösterdiği isim. Turan Kışlakçı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Gazete... ederim özellikle teveccühünüz için. E, estağfurullah ne demek istifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü evet. insan tanımak her zaman çok kıymetli bir şey. Çok Ama sağ olun. bir yönüyle tanıdığımız insanların başka yönleri olduğunu insanın ne kadar katmanlı olduğunu unutabiliyoruz. Evet. Karşımda gazeteci Turan Kışlakçı mı var? Okumaya, gezmeye aç ve aşina Turan Kışlakçı mı var? Evet. Kimdir? Kendini nasıl tarif eder ilkin? Ben selamlaşıyorum. Merhaba ben Zeynep. Herhalde, herhalde. Sunucu Zeynep, Zeynep. Türkoğlu. Nasılsınız Hoş diyorum. Bulduk. Karşımdaki Turan evet. Kışlakçı ne diyor bana? Evet, güzel bir soru. Hakikaten son dönemlerde kendimi hangisiyle ifade ederim diye sorduğumda gazeteci ve yazar, gazeteci yönümü biraz daha dışlıyorum. Çünkü 20 yıllık gazeteci sürecim beni epey bir yordu. Hele Orta Doğu muhabirliği, gazeteciliği beni en yoran süreç. Belki orada biraz da onu da konuşabiliriz birazdan. Son dönemde biraz daha yazarlı ama yazarlığın biraz daha Orta Doğu'ndan uzak edebiyat, sanat, kültür bu yönüne daha çok vurgu yapıyorum. Ee, bu yöne yönelik çalışmalarım var. Ee, işte roman çalışmalarım var. Aynı zamanda son dönemde... Lisede yarım bıraktıklarınıza geri mi dönüyorsunuz evet, yoksa? O, evet maalesef öyle diyebiliriz. Lisede yarım bıraktıklarıma geri dönüyorum diyebilirim bir yönüyle. Ee, i̇kincisi bibliomanım ben aynı zamanda. Ee, yani şöyle e, hani rakam vermeye şey yapmayayım de, yani belki 30 bine yakın bir kitap kitaplığım var. O kitaplarla kitaplar içinde... E, yüzmeye çalışıyorum Bir şeyleri anlamaya Bir şeyleri algılamaya mı desem Bir hakikat peşinde Koşuş mu diyeyim buna e, Bazen kayboluyorsunuz Çünkü kitap okumak öyle kolay bir şey değil Ben bunu e, Dücane Cündoğlu'na e, Dücane Bey şöyle bir şey demiştim Kitap okuduğumda bana artık acı veriyor e, Bazen kitap okuduğumda Ağlıyorum mesela neden çünkü bu bilgiyi 20 yıl önce, 30 yıl önce bilmem gerekiyordu. Fakat 20-30 yıl sonra öğrenebiliyorsunuz bazı şeyleri. Daha gençliğinizde öğrenmiş olsaydınız belki farklı olabilirdi. Bu neden kaynaklanıyor? Belki biz öyle bir asırda yaşıyoruz ki irfanı, hikmeti kaybeden bir çağda, kaybetmiş bir çağdayız biz. Ee, bu hikmeti ve irfanı kaybetmiş çağda insanların hepsinin geleceğe yönelik kaygıları... Ee, sıkıntıları, problemleri ilginç bir şekilde 5 yaşındaki bir çocukla bile konuşuyorsun artık. Geleceğe yönelik kaygı taşıyor. 80 yaşındaki bir insan da geleceğe yönelik kaygı taşıyor. 5 yaşındaki çocuğun kaygı taşımaması gerekiyor. Çünkü daha önünde gelecek var bir şeyler ve algılama seviyesinin bu kadar yüksek olmaması gerekiyor. 80 yaşındaki adamın da yarın ölüm var yakın. Ona hazırlık yapması gerekiyor. Fakat yarına yönelik kaygı taşıyor. Bu ciddi bir sorun. Son dönemdeki bütün kitaplara bakın. Neşredilen ister Türkçe, Fransızcadan, Almancadan, e, İngilizceden tercüme, tercüme edilen hangi kitap olursa olsun bakın. Acıyla nasıl mücadele edersiniz? Kaybetmeyle nasıl mücadele edersiniz? hayatla? ilginç bir şekilde hayata yönelik bir şey var. Yani bir algı süreci var. Tabii bu da ne yapıyor insanı? Peki ben hayatı nasıl anlayabilirim? Nasıl yorumlayabilirim? Bu sefer de insanı bu so, e, sosyolojiye, felsefeye, psikolojiye götürüyor bu da insanı. İşte günümüzün insanını özetleyen üç tane alan. Sosyal biliminin 3 alanı diyebiliriz buna yani. Bir şey soracağım. Az önce dediniz ki artık okumanın acı verdiği bir dönemden geçiyorum. Evet. Çünkü bugün okuyup farkına vardıklarımı... 20 yıl 30 yıl evvel ön, evvel okumuş olsaydım belki çok daha farklı yol alabilirdim. Ama evet. bir taraftan bereketli bir ömür geçirdiğinizi zannediyorum Eyvallah. ben. Bir taraftan onu da azıcık Keş, açalım e, seyircilerimiz kızdır. için. Şu açıdan söylüyorum. Bu kadar dolu dolu geçmiş öğrenim evet. hayatı da, gezme hayatı da, okuma hayatı evet. da bu kadar renkli ve zengin evet. geçmiş biri de yazıklanıyorsa oturup tırnaklarımızı Yazıklam, yiyelim. ben şöyle ben yazıklama tamam. süreci asla yazıklama Peki. değil. Ben memnunum hamdolsun. <laughs> yani şükrediyorum da o güzel günlerden dolayı hakikaten. Yani bu ister yurt dışında okuma sürecim olsun, ister gezdiğim ülkeler açısından olsun. Birçok kişiye nasip olmayacak şeye sahip oldum diyebilirim. Yani yüze yakın ülkeyi gezdim yüzün üzerinde belki. Birçoğunda artık yakın dostlarım var. Hatta ilginçti Londra'da Acva Road'da yürüyorum. Kimsenin, beni tanımaz burada diye düşünürken Oradan birisi selam çakıyor. Turan selam ne arıyorsun burada diye gelip sarılıyor. Brezilya'ya gitmiştik yine. Brezilya'da bir üniversiteye gittik. Bir arkadaş çıktı. Ya sen Turan değil misin dedi. Evet nereden tanıyorsun beni dedi. Ya kardeşim biz seninle yıllar önce şöyle bir konferansta bir araya gelmiştik dedi. Oturduk sarıldık arkadaşla. Çin'de. Ee, ben bitti şehir. sanıyordum. Çin'e de uzandı evet, Çin e, hikaye. Evet, Şimdi ona birçok yerden, hı hı. Yani her yerden verebilirim mi ilginç örnekler hakikaten. Çin'de Guangzhou şehrinde e, meşhur bir cami var. 40 yakın sahabinin mezarın olduğu bir yer böyle. E, bir cami sahabiler döneminde yapıldığı ifade ediliyor o caminin. O camiye gittim, namaz kıldım. Namazı kıldıktan sonra imam dön, Çinli imam bize döndü. E, tesbihat yapıyoruz. O anda döndü. Turan dedi. <laughs> Bu notada <laughs> da fıkraya çok dönmeye başladı. Evet. E, ya arkadaşım ben seni nereden tanıyorum falan. Dedi. dedi ki ya biz seninle aynı okulda okuduk. Ben bir iki sınıf e, öten de yani bir iki üsteydim. sınıf üstteydim dedi. Ben seni tanıyorum dedi. Çünkü sen şöyle bir dergi çıkarmıştın. Çünkü üniversitenin ilk dergisini ben çıkarmıştım. Pa Pakistan'da yurt dışında okuduğumuz dönemde. Bu da ciddi bir e, öğrencilerin 120 ülkeden öğrenci vardı. Tabii isterseniz ne yapıyor? Sizi tanırlık kılıyordu böyle. E, onun da Avantajı var tabi gittiğimiz her yerde böyle mutlaka dostlarımız ve arkadaşlarımız oluyordu. Ee, bu yine de çok renkli zengin ve bereketli bir hayata işaret tamam. ediyor. Peki bu bağlantıların ortaya çıktığı eğitim hayatına dönelim o zaman. Evet. Ee, hani 20 yıldır gazetecilik çok yordu diyorsunuz evet. ama onun temelleri de orada atılmış bir yönüyle doğru, diyebiliriz. Doğru. Ee, Yolculuk nerede başladı? Yurt dışında okuma fikri bugün artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her şeyin çok e, küçüldüğü, mesafelerin kısaldığı, evet. yol yordamın artık gençlere çok öğretilebildiği, evet. dolayısıyla o geçişkenliğin çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz her evet. şeye rağmen geçmişe kıyasla. Evet. Bugün ne kadar çok misafir öğrencimiz var. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'de okuyanlar evet. ve yine dünyanın dört bir yanına gidip Türkiye'den e, gençlerimiz Okuyorlar, eğitimlerini alıyorlar. Bu hmm. iletişimin daha kolay olduğu bir zaman ama 30 yıl öncesinde. Yurt dışında nerede okudunuz? Pakistan'da değil Pakistan'da, mi? Pakistan'da evet. Neden? Nasıl çıktı yol oraya? Evet o da ilginç hakikaten. Şöyle ben şöyle bir örnek vereyim. İlkokul 4'te edebiyat öğretmen hocam bir şairdi. Şiirle çok hemhal biriydi. Şiir kitabı vardı. Bir gün şiir okudu. Ben de etkilendim. İkinci Yahya Kemal'den okudu, birkaç şairden şiirler okudu, kendi şiirlerini okudu. İki gün sonra eve gittim de evin balkonundan böyle bizim oradan böyle bir nehir geçer Bingöl'den. Ee, o nehrin kenarında böyle hafif yeşillik bir alanda oturdum bir şeyler karaladım. Baktım ya aa bir şiir bu ilham mı oldu ne oldu diye bir şeyler yazdım. İ için, bir sonraki gün hocama götürdüm. Hocam dedi böyle bir şey karaladım sizce nasıl bir şey dedim. Baktı oğlum sen devam et buna dedi. Bundan sonra belli konularda senden şiir isteyeceğim. Hazır ol buna dedi. Ben de artık başladım şiir okumaya Bol bol şiir okuyorum ve bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Hoca bir gün bana şunu söyledi. Oğlum dedi, iyi bir şair olmanın yolu dedi, bol okumaktan geçer dedi. Senin bol okuman gerekiyor. Peki hocam ne yapmam lazım? Kitap okumalısın dedi. E, evde kütüphane yok. Ee, nerede kitap bulabilirim diye düşünürken Bingöl Halk Eğitim Kütüphanesi'ne hı hı. gideyim dedim. Orada belki kitap bulurum. Gittim. Evet bir kütüphane fakat hani o kadar yoğun kitaplarında olmadı bir yer. Bir abla var. Bir amca var. Abla sık sık el, el işi yapıyor. Ee, amca da orada sağa sola gidip geliyor. Bir kütüphane temiz, için bile fazla evet, sakin. Evet fazla. iki kişi. Ee, kitapları okumaya başladım bu sefer. Artık hangi rafta hangi kitap var hepsini biliyorum. Hatta e, çocuklar kitap okumaya bakmaya geldiklerinde oradaki abla veya amca bana e, evlat bu kitap nerede bunu bulur musun diyor gidip bulup getiriyordu. Fahri Kütüphanecik. Bu ilginç evet Fahri Kütüphanecik diyebilirsin buna. İlginç bir şekilde bu hayatımın her merhalesinde hep önüme çıktı ve bana büyük avantajlar sağladı bu. E, kitapları bilmem tanımam çünkü şöyle yapıyordum özellikle o kütüphane daha ilkokul 4-5'te bu yazarı kim? Bu kitap kimi, kime ait? Yazarın, yazarını tanıyor, kitabını öğrenmeye çalışıyor. Sonra içindekilerinde ö benimsediğim, özümsediğim ve ta sevdiğim bir başlığı okuyordum. O kitap hakkında böylece bilgim oluyordu. Böyle. <laughs> Buna hakeza yurt dışına gittiğimde de aynı şey. Pakistan'da iki tane büyük kütüphane vardı. Biri Muhammed Hamidullah'ın kendisini biliyorsun İslam dünyasında en büyük düşünülenden birisi. Son yüzyılda yaşamış hakikaten ender insanlardan birisi. Ee, Ta Timbuktu'dan tutun Hint alt yarımadasına Haydarabad'daki kütüphaneye kadar Süleymaniye'den tutun İslam dünyasındaki bütün kadim ve yeni kütüphanelerde olan kitapları toplamış özel birçok konuda. E, hatta birçok kütüphanede olmayan kitaplara da ulaşıyor daha sonra kendisi. Bunu vefatından önce bizim okula bağışlamıştı. Sizin ve benim okuduğunuz hayatım, yüksek okula. Evet, okulu, Pakistan'daki okula ve ben de bütün vaktimi o kütüphanede geçirdim. Çok ilginç kitaplara mesela denk geliyordu. Mesela bunlardan bir tanesi, Hindistanlı bir prensesin 16. yüzyılda yazdığı bir tefsir mesela Kur'an-kerim ı Kerim tefsiri fakat tefsirin özelliği şu kadın birinci ilk birinci sayfadan ta son beşinci cilde kadar nokta koymuyor en sonda noktayı koyuyor yani Kur'an'ın çok uzun bir cümle yani altı ciltte bir cümle İlginç bir şekilde. Tabi bazı harfleri de yine ilginç bir şekilde bazı harfleri kullanmadan kelime hem dilin zenginliğine işaret ediyor hem de tefsir Dili yapabileceğini bu konuda ve der, anlatması evet, ilginç tabii. bir çok şey böyle denk gelmiştim. Daha sonra şiirlerle ödüller alıyordum. İşte orman günü oluyordu şiir yazıyordum ödül alıyordum. İşte çevre günü oluyordu şiir yazıyordum ödül alıyordum. Ee, tabi bu ortaokul yıllarımda da beni etkiledi. Daha sonra bir kitap haline geldi. İstanbul'a bastırmak için geldim. İstanbul'a e, geldiğimde tabii benim amcaoğlu burada e, çalışıyordu. Beni aldı. O zaman Topkapı'da Milli Gazete'nin yeri oradaydı. İşte birçok edebiyat e, işte gazetecinin olduğu yere gelsin bunlarla tanıştırayım. Onlar bu kitabını basarlar belki dedi. Götürdüm. Daha sonra beni Üsküdar'da bir şaire yönlendirdiler. Birkaç şaire. Ee, onlar baktılar. Şiir, edebiyat dergi, bu meydan diye dergi çıkarıyorlardı. Yaşar Kaplan hatta şu anda Bedri Gencer hocamız hı hı. O, o dönemde tabii e, sosyolojiden çok edebiyatla ilgileniyordu hocamız da. Tabii ben götürdüm şiirlerime baktılar, baktılar evlat dediler. Bunu senin Sezen Aksu'ya veyahut da İbrahim tat size götürmen gerekiyor Allah Allah. çünkü bunlar dediler hep böyle aşk, orman e, kavaklar üzerine falan çünkü Bingöl'ün kavaklar çok meşhurdur onlar üzerine şiirler bunu iyisi mi sen onlara götür iyi Best şarkı olur bunlar, beste olur bunlardan sen de para kazanırsın <laughs> tabii arkadaşlarım yıllardır küçüklük arkadaşlarım benimle şöyle bir e, ironide bulunuyorlar sık sık Turan şarkıcı olmak istedi fakat olamadı işte diyor <laughs> ki bundan dolayı böyle bir şey var Pakistan'da tabii şiire devam ettim. Okumalarıma da devam ettim. İşte böyle bir süreçte başladı. Şiir ve okuma serüvenim diyebilirim yani. Ve daha sonra ortaokul yıllarından sonra da hep kitapla hemal oldum. Ve yurt dışındaki lise 1'de orta orta 1, orta 3 dönemde ciddi okumalar yaptım. Yani... Edebiyat mı okuyordunuz? Fikir tabii kitapları mıydı? Neydi? Önce edebiyattı. Fakat daha sonra orta üçte fikir kitapları ağırlık olmaya başlayınca... ...bu sefer ya beni kitaplar doyurmuyor. Arıyorum kitap yok, ciddi kitaplar okuyorum. Tabii Ticaret Sesi'ni okudum ben. Ticaret Değil Sesi'nde mi? staj döneminiz de var sizin. Üç gün staj yap, yaptığınız için. Ee, beni de seven işte Nihat Nasır abi, e, kulaklar çınlasın o da Bursa'da şu anda. Ee, onun muhasebe bürosunda stajyelik yapıyordum ben. Bana evlat sen kitap okumayı seviyorsun gelme git kitap oku. Ee, diğer üç günüm üç gün dahil hafta sonu beş günüm kitap okumakla geçiyordu benim. Ee, bu sefer şöyle bir karar aldım ya yurt dışına gidip okumalıyım ama nereye? Almanya mı batı mı olsun doğu mu olsun? Dedim ki o tercihi Nasıl, bu. Neden yaptım? Neden yaptım doğu? Çünkü batıya gidersem benim şu anda entelektüel düzeyim hani o da bilgi seviyem iyi değil. Belki Batı'da farklı düşüncelerle karşılaşırım. Hani far, farklı bir rüzgarın etkisinde kalırım diye doğuyu seçtim. Peki doğudan neresi iyi diye araştırdım. Cezayir, Mısır, e, Suzerbistan, Pakistan, Hindistan, Malezya'ya kadar üniversitelerin listesini çıkardım. Hangi üniversiteler Bu iyi? Bu esnada size rehberlik eden biri var mı? Şuraya bak, buraya bak filan diye Hayır yönlendiren... ben kitaplardan araştırıyorum. İlginç bir şekilde duyuyorum, gidiyorum, e, bilen biri varsa onlara soruyorum ama ciddi bir rehberlik yok. Sadece şöyle oldu, Hilal Yayınları'nın sahibi o dönem e, e, Salih e, Özcan vardı. Allah rahmet eylesin yakın zamanda vefat etti. Faysal Finans'ın da kurucusu kendisinin. Bir kitapta onun İstanbul'daki bütün üniversiteleri bildiğini öğrendim. Ona mektup yazdım. Üstadım dedim ben dedim yurt dışında okumak istiyorum bana bu konuda yardımcı olur musunuz diye. O da cevap ben kaç e, liseyi bitirdin mi dedi. Yo lise birdeyim ben dedim <laughs> <laughs> o evlat sen önce bitir bir liseyi sonra gel beni ara demişti. Ee, o da bana Pakistan'ı öne, önermişti. Oradaki çünkü bizim okuduğum üniversite İslam Konferans Örgütü'nün kurduğu bir üniversiteydi. İsmail Faruk'un düşüncesi çerçevesinde, Islamization of Knowledge, bilginin İslamileştirilmesi çerçevesinde hem Batı felsefesi hem İslam felsefesinin öğretildiği bir okuldu. Hakikaten ve üniversitenin şöyle bir zenginliği vardı. Dünyanın her yerinden öğrenci, dünyanın her yerinden hocalar vardı. Aslında o enteresan. Bir siz kazandı. tercihinizi doğudan yana yaparken belki evet. biraz da kendinizi güvende hissetme ihtiyacı içinde böyle yapmışsınız. Fakat ben şunu da merak ediyorum. Yani. Müthiş bir karşılaşmalar diyarı ve zemini. Kesinlikle. Dünyanın her yerinden insanlar. Evet. Şunu gerçekten çok merak ettim daha önceki yazılarınıza falan baktığımda da. ...insan kendi kabı içinde, kendi çerçevesi ve çatısı altında ee, kendi zihin kodlarından ibaret zannedebiliyor ama He. Müslüman dediğiniz coğrafyanın kaç çeşit yorumu var, kaç katmanı evet. var, dünyanın kaç katmanı var. Ve insanların istekleri, ihtiyaçları, bakış açıları, soruları birbiriyle ne kadar ortaklaşıyor, ne kadar ayrışıyor. He. Dolayısıyla o e, buradaki karşılaşma nasıl oldu onu gerçekten çok merak evet. ettim. İşte güzel bir soru. Hakikaten ilk gittiğimde bir bunalıma girdim. İlk bir yıl benim için bir bunalım dönemiydi. Ee, ne şaşırttı sizi? Yani İslam dünyasının bu kadar geriliği beni şok etmişti. Yani mesela ha, Pakistan, Olumsuz tarafından Tabii Olumsuz yönden. İlk birincisi bu. İkincisi ise bu olumsuza rağmen, bu kadar geri kalmışına rağmen <laughs> ciddi entelektüeller barındıran, ciddi sanatçılar barındıran bir coğrafya. Örneğin e, Pakistan'a gidiyorsunuz. Evet. 200 milyona yakın bir nüfus. E, sokaklar hakikaten işte Lahor, Karaçi'ye gittiğinizde böyle temiz olmayabilir. Ama ciddi bir müziği var. Kavali müziği var. Nusret Ali Han'la hatta konserine gittim. Vefatından önce en son konserine gidenlerden biriyim. Mesela bir Bostonlu bir arkadaş bizi götürmüştü. Beraber gittik. Mesela Nusret Ali Han'ı duyduğumda ve dünyaca tanınan bir isim olduğunu orada öğrendim mesela. Kabali müziğine hayran kalmıştım. Sonra şair Muhammed İkbal'in diyarı. Hı hı. Ahmet Faiz'den tutun daha birçok ünlü şairin olduğuna tanıklık ettim. Ya bu coğrafya bu kadar evet belki emperyalistler belki biraz hem dahili hem harici sebepler olabilir ama bu coğrafya zengin bir coğrafya. Onu keşfettim bu sefer. İyi ki tercihimi şarktan doğudan yaptım diye dedim. Bir de şunu... Ee, şu vardı tabii. Ee, e, sorunuza mesela derse girdiğimde şimdi bir hocamız İslam dünyasındaki ne kadar düşünce varsa her düşünceden hoca vardı. Modernisti vardı, gelenekçisi vardı, selefisi vardı, e, mezhepçisi var. Yani bin bir türlü her tür düşünceden. Hatta ilginçtir benim yok diye bildiğim mezhepler dahi mesela haricileri şu anda Umman Devleti Orta Doğu'daki tek harici devletidir. Ve kimse onun harici olduğunu bilmez. İl Haricilerin ibadiye kolundan. E, umman'dan bir hocamız vardı. Ben hariciyim deyince şok geçirmiştik. Allah Allah hariciler hale var mı? Yine ilginç Cezayirli bir hocamız vardı. Dersimize girmişti. Hoca e, İspanya'da okumuş. Fransa'da doktorasını yapmış. Hakikaten ciddi bir Arap dili edebiyatı konusunda deha bir, isim, e, bir isimde. Bana ben zahiriyim demişti. Biz İbn Hazım işte Davud zahiri o mezhebin ya bugün müntesip tarihte kaldığını olma, düşündüğünüz tarihte şeylerin sününün, artık hala her var şeye rağmen görüştük. yaşadığını gördüm. Yine mesela sınıf arkadaşlarından bir tanesi sık sık gelir siyah giyinir uzun botlar yazın dahi böyle o sıcakta böyle siyah montu olurdu saçları uzun. Gelir derse oturur anlamaya çalışır derse ama fazla derse iştirak etmezdi. Bir gün dedim ki e, ya neden derse iştirak etmiyorsun falan. Arapçası, İngilizcesi çok zayıf birisiydi. Bana dönüp dedi ki ya ben dedi Avustralya'dan sonra da Müslüman olmuş bir ailen çocuğum. Peki dedim Avustralya'nın neresinden ben dedi aborijinim dedi. İlk Anlaştık kez orada abrojinleri evet. öğrendim mesela. Sonra Marla Morgan'ın meşhur bir kitabı var biliyorsunuz. Bir Çift Yürek diye. Aborijinleri anlattığı hakikaten önemli kitaplardan bir tanesi mesela. Onu okumuş ve aborijinleri tanımıştım mesela. Hem o arkadaş üzerinde abrojinleri. Daha birçok. Yine e, Latin Amerika'dan mesela Küba'dan sınıf arkadaşlarımız vardı. E, Küba'dan gelen sınıf arkadaşımızın amcası Fidel Castro'nun mesela yakınlarından biriydi. Bana... Nazım Nazım Hikmet ilginçtir. Kübalı birisine Nazım Hikmeti duymuştum. Ya şok geçirdim. Nazım Hikmet Küba'da ne arıyor? Ha, ilginç evet, mesela. evet. Sonra Pakistanlı bir general bizi evine davet etti. <laughs> Evine Aa, git. Onu soracaktım evet. ben. Evet, buyurun. Evet, heyecan. buyurun. Ay, buyurun. heyecanlandım. Hızlı da şu, şu ilginç bir şey. Sizin orada gördükleriniz kadar sizin görülme biçiminiz de evet. e, merak konusu olabilir. Evet. Yani Türkiye'den bir öğrenci gidiyor evet. sonra o çokluk ve çoğulculuk içinde evet. e, bir karşılaşma serisi yaşanıyor aslında. E, böldüm affedersiniz. E, Lütfen siz oradaki evet. hikayeyi anlatın. G e, şöyle, general çağırdı, gittik evine güzel bir Türkçede konuşuyor. İşte işte Türkiye'de askeri okulda eğitim gördüğünü, Türkiye'yi orada öğrendiğini, Nazım Hikmet e hayran olduğunu. Bundan dolayı Nazım Hikmeti Urduca tercüme ettiğini şu tercümeleri gösterdi bize ve bütün şiirlerini hemen, hemen birçok kitabını tercüme etmiş aynı zamanda. Oturduk Nazım üzerine konuştuk ama ben orada şunu üzülmüştüm. Ya ben Nazım'ın evet bazı şiirlerini biliyordum ama ...Nazım'ı bu kadar neden öğrenmedim diye... ...sonra staj, kendime bir... ...stayişti bulmuştum... Ee, ...yine benzer bir şeyi... ...Lahor'da bir eve yine Pakistanlı bir arkadaşım... ...ya böyle hafta hafta sonları... ...veyahut da okul... On, ...semester tatilinde... ...Pakistanlı arkadaşlar bizi... ...davet ederlerdi böyle evlerine... ...biz de giderdik çünkü kültürü tanımak hoşuma giderdi... Ee, ...işte Lahor'da... ...evine davet ettiğinde bir duvarda... ...kocaman bir resim bir kadın... ...yüz binlerce insana hitap ediyor... Dedim ki bu kadın kim dedi. Dedesi bana dönüp dedi ki senin ninen dedi. Allah Allah ben ninemin bu coğrafyaya geldiğini bilmiyorum dedim. Siz nereden biliyorsunuz İyi bak dedi. Git altını oku dedi. Gittim yazıyı okumaya çalışıyorum böyle Urduca tabii Arapça Halide Edip Ah oh, Halide Edip evet dedi. O Halide Edip adı var dedi. Şunu düşündüm. ya Halide Edip adı varın. Pakistan'da Hindistan'da ne, ne iş olabilir vardı? diye. Sonra araştırdım. Halide Edip'in İngilizce kitaplarını ulaştırdım. Orada verdiği konuşma. 1930'larda e, Gandhi'nin davetlisi olarak gidiyor. Hı -hı. Hindistan'da birçok şehrini dolaşıyor. Lahor şehrinde büyük bir konferans veriyor. Seminer, kitlelere hitap, aynı Sultanahmet mitingi gibi bir miting Hı -hı. düşünün. Fakat daha çok insan olduğu ve radyolardan canlı veriliyor Halil meşhur konuşması. Türkçe'de bu tercan can yayınlar tarafından tercüme edildi. Türk, e, Türk, e, e, Amerikan e, tesirleri diye tercüme edildi bu. Orada bir bölümü Allah orada yaptığı konuşma aslında. Hmm. Doğu Batı arasındaki şarkın durumunu anlatan. Muhammed İkbal, Mevdudi, o dönemin Hint halkıtasının büyük düşünleri hepsi e, bir dinliyor. Mevdu diyor ki ben hastalandım gidip onu dinlem, ben de davetliydim diyor. Onu yanında dinleyecektim diyor. Çünkü Osmanlı'dan yıllar sonra Osmanlı çökmüş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve bir entelektüel kadın var. Hem Doğu Batı arasındaki ilişkileri anlatacak ve bu coğrafyayı anlatacak. E bizim de bugün yaşadığımız sorunlar. Gidip dinlemek istedim. Fakat o gün hastalandım gidemedim. Çok üzülmüştüm diyor. Radyoyu açtım. Halil dedim iki saat konuştu diyor. İki saatlik şeyde diyor o kadında gördüğüm şey şuydu. Mevdudi'nin tespiti bu. Aynı şekilde Muhammed İkbal de hadis bir. Bu kadının diyor kalbi iman dolu fakat zihni hala batılı. Arada kalmış Böyle bir, vesile. gözlem Böyle bir gözlemde hmm. bulunuyor. Ee, Halid ile ilgili. Hatta Türkçe'de tercüme edilmiş 1970'li yıllarda mevcut e Halid ile ilgili o analizi ama şu anda baskısı yok bildiğim kadarıyla. Eee bu coğrafya bana kendi bu sefer insanımı tanımaya getirdi. Ya ben Türkiye'de evet lise o zaman genç birçoğunu tanımadık ama şimdi fırsat doğdu. Artık benim tanımam gerekiyor. Mesela Lübnan'a gittiğimde Feyruz'un oğluyla oturduk konuş. Feyruz ünlü bir sanatçı. Hı hı. Orta Doğu'nun divası. Muhteşem ee, bir ses. Evet, evet. muhteşem bir ses. Ee, konuştuğumuzda e, işte Feyruz'un mesela e, müziğe. Ee, bu kadar iyi vakıf olması ana sebeplerinden bir tanesi e, Türkiye'den İstanbul'dan göç eden Ermenilerden aldığı dersi, mü, müzisyenlerden aldığı dersi dedi. İkincisi e, dedi ki e, işte e, en çok sevdiği şey Fevruz'un dedi, annemin dedi, e, Nazım Hikmet dedi. Çünkü Nazım Hikmet'i gördü. Al, Nazım Hikmet'le buluştu. Nazım Hikmet'in bir şiirini de hatta şarkı yaptı dedi. Ben ulaşamadım henüz buna. Ona ulaşmaya çalışıyorum uzun zamandır. Nazım Hikmet'in fakat şeyle resmine ulaştım. Feruz'la birlikte. Böyle bir resmi var. Onda yakında bir arkadaşımız şimdi bir kitap hazırlıyor. Feyruz Nazım Hikmet'in Arap coğrafyasındaki etkisi. Ve şöyle bir ilginç sonra ilginç bir anekdota ulaştım Nazım Hikmet'le ilgili mesela. Bu yakında çıkacak kitapta bu detaylar olacak bunun. Nazım Hikmet Rusya'ya yerleşmek istemiyor. Lübnan'da yaşamak istiyor. Çünkü dedesi orada valilik yapıyor. Refik Halit Karay'ın orada yaşadığını biliyor. Cündeş bölgesinde ve kendisi de aslında Lübnan'a gitmek istiyor. Lübnan'a gidiyor fakat Cumhuriyet'in baskısıyla, devletin baskısıyla onun Lübnan'da kalmasına izin verilmiyor. Mecburen Rusya'ya gidiyor. Aslında ki ana hedefi Lübnan'da yaşamak. Ve bunu Feyruz'a söylüyor. Ben Lübnan'ı çok seviyorum. Dedemden çok anılar işittim. Refik Halit Karay'dan çok okudum Lübnan'la ilgili yazılar. Hatta Feylesof Rıza Tevfik'ten bununla ilgili şeyler okudum diyor. Benim hedefim diyor Lübnan'a yerleşmekti ama nasip olmadı. Ben Rusya'ya yerleştim diyor. Müthiş bir çeşitlilik, renklilik, çok enteresan bağların kendi toprağınız dışında, gurbette olduğunuz bir evet. yerde kendi insanınızla karşılaşmanız evet. da gerçekten çok ilginç bir tecrübe. Bütün bu bağların çok geçmişte var olduğunu ve bugün yaşamadığını düşünürken aslında son e, 20 yılda biz bağlarımızı yeniden e, sanki geçmişte hiç yokmuş gibi zannetse de kimileri evet. e, kurmaya çalışıyoruz Asya yla, Afrika ile Şu ne işimiz var anlamsızlığından kurtuluyoruz neyse ki evet. ama sizin galiba öğrencilik dönemleriniz tam olarak ne iş işimiz var'a denk gelen bir dönemmiş. evet, biraz öyle kesinlikle. Ya aslında şöyle bir şey medeniyetler tarihini okuduğumda şimdi Türkiye'de maalesef son dönemlerde şuna bakıyorum. Ciddi bir dünya tarihi kitabımız yok bizim. Hep Batı'nın gözüyle yazılmış dünya tarihi hmm. kitaplarımız var. Fakat bizim yani yerel sadece Osmanlı döneminde e, Ahmet Refik'in e, bir de e, Mizancı Murad'ın yazdığı tarihi umumu var dünya tarihi var. Güzel anekdotlar var orada, güzel kitaplar aslında. Keşke bugün yeniden yeni bir bakış açısıyla bir dünya tarihi. Bizim bu şarkın yazılmış oldu. Mesela Nehru'nun yazdığı bir dünya tarihi var. Türkiye'de bir iş adamının galiba e, öncülük edip tercüme ettirdiği bir kitap. Nehru'nun hapishanedeyken kızına yazdığı Dünya tarihi. Kitaplar okuyor. Dünya tarihiyle ilgili kendi bakış açısıyla bir kitap hazırlıyor. ve Bilgiler kitap... aynı olduktan sonra bakış açısının önemi var mı? Bu niçin Bilgiler neden? aynı değil. Neden aynı değil? Mesela maalesef bu coğrafyayla ilgili yeterli bilgiye ulaşamıyorsun. Örneğin felsefe tarihine geçelim. Şimdi felsefe denildiğinde bizde hep Yunan'dan başlatılır felsefe. Evet. İşte Sokrat, Aristo, Eflatun böyle gelir. Ama felsefenin kökeni şark. Doğu. Felsefe hikmet sev hikmet sevgisi demek. Fakat biz bugün hikmeti unuttuk. Bu coğrafya Hint'te, Babil'de, Asur'da, Akatlar'da, Mısır'da. E batı yeni yeni bunu artık ediyor, kabul ediyor. Çünkü son yüzyılda yazılan bütün kitaplarda felsefenin ana kaynağının bu coğrafya onattığı bize unutuldu. Yani sadece oldu. bakış açısı değil bilgi hataları Tabii, da bilgi var. Bilgi hataları da var. Bunların düzenlenmesi lazım. Eğer siz bunu düzenlemezseniz o zaman ta, e, kendi coğrafyanıza, tarihe bakışınız da farklı oluyor. İşte Orta Doğu'ya, Orta Doğu okuy okuyuşu da böyle bir şey. Yani Orta Doğu'yu siz bilmezseniz, Orta Doğu sadece e, siyasi olarak okursanız, bir bunalımlar yeri son 200 yılı hele okursanız zaten Ortadoğu'nun tarihi 100 yıl öncesi yok Ortadoğu Osmanlı var. Yani kavram etkesinin indirilmesiyle birlikte hı hı. evet. Bu 100 yıl okuduğunuzda işte bunalım, kaos, diktatörler, birbirini öldürenler böyle bir coğrafya okuyorsunuz. Hı hı hı. Ama biraz daha derine indiğinizde kadim bir tarih okuduğunuzda bu coğrafya hayran kalıyorsunuz. Turan bu Bey, coğrafyanın bütün... edebiyatını okuduğunuzda... mesela Nietzsche diyor ki Nietzsche diyor ki bütün dünya edebiyatı yok olsa Sadece bin bir gece masalları kalmış olsaydı bu dünya için yeterdi diyor. Ama ben size soracaktım niçe cevap vermiş. Neyse hazır olun evet. sona doğru o soru var. Dünya <laughs> evet. bir roman olsa dünya bir şarkı olsa diye. Evet. Onu Nietzsche soracağım. bunun cevabını veriyor. Çok iyi bir şekilde de veriyor hem de. Bin bir gece masallarıyla. Evet. Mesela geçen ilginç bir şey ulaştım. Yine bu edebiyatla. Şimdi bizde kelle dinme var. Evet. Yıllardır okutulur. Okullarda da var. Hatta işte kelle dinme 2, e, iki tilkinin ismi aslında. Ee, çakalın daha doğrusu. Bu iki çakal biri iyi biri kötü. Hı hı. Ee, onların hikayesini anlatan bir şey. Fakat aslına indiğinizde bunun işte Sankrisçe'den Farsça'ya, Farsça'dan Arapça'ya, Arapça'dan Türkçe'ye tercüme edildiğini görüyorsunuz. Bin yıl önce. Peki bu kitapların aslı Sankritçe ise bugün var mı diye Hint alt o kitabın detaylarına ulaştım. Aa var. Bunu geçmişte Hintçesi var. E peki biz neden bunu hala Farsçadan tercüme ediyoruz Kitap 5 bölümden oluşuyor. Fakat Farsçaya ve Arapçaya tercümeleri 4 bölüm. Aa, biri kaynamış. Gitmiş. Biri yok. Bin yıl önce de yok yani. Peki niye yok diye baktığımızda şunu görüyoruz. E, hikayesi de şu. Kirli ve e, Hindistan'da bir kral. Ee, tam ölmek üzere artık e, ölümü yaklaşmış çocukları fakat çocuklarına devredik iktidarı çocuklar e, iktidar henüz çocuk Taşımaya ve siyaset bilmiyorlar değil. bunu kaldıramazlar diyor. Fakat çocukların da acilen siyaset öğrenmesi gerekiyor İşte çağırıyor bir bilgeyi. Diyor ki benim çocuklarıma öğreteceksin. Bilge diyor ki ben bilmem fakat şurada yaşayan bir bilge var onu getirtiyor öğretir diyor. Bilgeyi getiriyor diyor ki 5 ayda çocuklarıma diyor siyaset öğreteceksin diyor. Tamam diyor. 5 ayda onlara bu işte o kelle ve dimmede olan hikayeler, hikayeler üzerinden siyaset öğretiyor aslında. Zaten bir siyaset ne mi? Siyaset namidir tabii. Evet. tabii. Ee, ve orada tabii 5. bölümde şunu anlatıyor. Peki iktidara yönelik tepkiler olursa. Hı hı. İlk kral ne yapmalı? Hı hı. Buna yönelik hı hı. yani siyasetin o toplum rahatsız olursa topluma yönelik şeyler. Tabii Fars Pers impara, e, kralları ve Arap dünyasındaki e, sultanlar o dönemde ya orada çünkü sultanın kendini ıslah etmesi, düzenlemesi gerektiğine yönelik de incelikler olduğu için onlar bunu istemedikleri Ulaşmayan için o bölüm de, evet Hı -hı. siyasetin eleştiri yönü olduğu için istemiyorlar ve o tercüme edilmiyor. Fakat diğer dört bölüm hep tercüme edip bugün yeni Ötüken Yayınları tercüme etti. İngilizcesinden daha önce okumuştum. Ötüken Yayınları bunun bir versiyonunu tercüme etti. Punch Tantra diye ee, ...güzel bir tercüme... Ee, ...beş kitap... ...asıl ismi de o zaten Hintçedeki... ...Sanktikçe'deki Ledim'in... Ve punch Tantra yani 5 kitap diye. Bugün Türkçe'de de var. Kelledim kelle ben birçok işte edebiyatla ilgilenen insanların okumasını hatta karşı, karşılaştırmalı mesela edebiyat fakültelerinde bence güzel çalışmalar çıkar diye düşünüyorum. Soru şu, soru şu. Evet, Böyle efendim. bir e, felsefi e, hikmete yönelik arayış, edebiyatla edebiyatla hemhal olma evet. hallerinden sonra gazetecilik meselesi ee, nasıl olmuş, kendi keşfimmiş gibi az önce aklımdan evet. şöyle bir şey geçiyordu. Evet. Allah aşkına Turan Bey, evet. siz niçin araştırmacı, evet araştırmacısınız evet. ama doğrudan ve sadece bu konularla ilgili biri olmadınız diyecektim ki yıllar evvel size gelen bir teklifi hatırladım evet. o esnada. Evet. Merhum Fuat, Fuat Sezgin'den. Sezgin. Evet. Onu bir dinleyelim sizden. Ee, Fuat Sezgin nasıl Hoca bir karşılaşma beni evet, ne söyledi? Fuat Sezgin Hoca Yeni Şafak'tayken, Yeni Şafak Gazetesi'nde çalıştığım dönemlerde röportaj için gittim, oturduk kitaplar üzerine konuştuk. Süleymaniye e, kütüphanesinin avlusunda hı hı. kitaplar üzerine konuşuyoruz. E, ben tabii gitmiş temel kitaplarla heman olduğum için ben şu kitap var şu, e, işte Hamidullah kitap kütüphanesinde şu Haydarabad kütüphanesinde şu var İşte Timbuktu'da şu var diyorum bana bakıyor baktı baktı dinledi evlat dedi bu kadar kitabı sen nereden öğrendin dedi. Hocam dedim ben kütüphanelerle hemhal olmuş bir adamım dedim. Kitaplarla böyle. Ne iş yapıyorsun sen dedim. Hocam dedim ben dedim üniversiteyi bitirdim. Fakat master yapmak istiyordum. Olmadı. Burs bulamadığım için doktor ama yurt dışında kazanmıştım aslında gidebilirdim. Hurşid Ahmet bana yardımcı olacaktı. Orada gidemedim. Türkiye'de de diplomalarımız kabul edilmediği için masterımı da yapamadım. Böylece gazeteciliğe başladım dedim. Bırakıyorsun dedi gazeteciliği geleceksin ben dedi Almanya dedi ben sana yardımcı olacağım dedi senin master ve doktoranı yapman lazım dedi. Ama. Ama olmadı. Nasip değilmiş deme evet, ibadet değilmişti. yoksa evet, orada yani, aklınıza bir şeyler mi geldi o, istemediğiniz şey Şöyle bir Yani medyaya da yeni yeni e, başlıyordum. hatta o sıralar. Mustafa Akat'la da görüşüyordum. Hmm. Ee, hem bir yanda çünkü benim ilgi biraz, alanlarımdan evet, biri de sinema, bir müzik, evet, şey edebiyatın yanı sıra. Böyle kararsızdım. Yeni yeni hayata hmm. atılıyorum, üniversiteyi yeni bitirmişim. medya mı, sinemaya mı yönelsem, nereye, hangi alana, akademik alana mı dönsem Hı -hı. diye böyle ortada kalmıştım. Tabii ben şunu eee seviyorum. Küçükümden beri her alana ilgi duymayı seviyorum yani. Sadece bir alan değil. E, ve bugün akademik dünyanın geldiği noktada o Artık interdisiplin Inter, dediğimiz, veya disiplin, transdisiplin interdisiplin dediğimiz interdisiplin, şey evet. artık tek bir alanda uzmanlaşmanın ne kadar kötü olduğunu anladı dünya. Şimdi tekrar interdisiplin ve hatta sosyal bilimleri açın diye kitaplar yazıldığı mesela. Ee, işte Alman ekolü, Fransız ekolü, yeni ekoller çıktı 2. cihanlar binden sonra. Artık bütün disiplinin iç içe okutulması gerektiğini. Örneğin, uluslararası ilişkiler okuyorsanız, tarih bilmiyorsanız uluslararası ilişkiler okumanızın bir faydası yok. Örneğin sosyoloji bilmiyorsanız, bir toplumu analiz edemiyorsanız, uluslararası ilişkileri okumanız yine bir sıkıntılı. Felsefe bilmiyorsanız kavram üretemezsiniz. Kelime üretemezsiniz. Bunun için bütün o disiplinin hiç içe olması gerekiyor ve öğretilmesi gerekiyor. Aynı oran, evet bir alanda uzmanlaşabilirsin ama diğer alanlarda aynı oranda bilmek zorundasınız. Bundan dolayı farklı okumalar yapıyordum geçmişten beri. Hala bile aynı şekilde sürüyorum. Tabii ee, zevk aldığım alanlardan bir tanesi. Yani okumak, bunu tartışmak. Yani çok sevdiğim hocalarım var. Onlarla birlikte oturup bunları münazara etmek, tartışma hoşuma gidiyor tabii. Ama topluma indiğinizde, sokağa çıktığınızda, e, bilginin bu kadar okumanın bir faydası var mı diye sorduğunuzda e, nasıl cevap biz, veriyorsunuz? Şöylece, buna nasıl bir tad alıyorsunuz bunda? Iki, i̇ki sorunuz vardı. İki sorunuzdan da bir cevap vereyim. Mesela bu coğrafyayı ee, ...siyasi olarak okuduğunuzu hakikaten çok ciddi sıkıntılı görüyorsunuz. Hı hı. Ama derununa indiğinizde edebiyatı, sanatı, müziği gördüğünüzde dehşete kaplıyorsunuz. Şu geçmiş kadim tarihini bildiğinizde dehşete kaplıyorsunuz. Örneğin kadim medeniyetler tarihi, mesela Will Durant'ın e, eşiyle birlikte yazdığı Medeniyetler Tarihi var. Çeşke Türkçe tercüme edilse hala edilemeyen en önemli kitaplardan bir tanesi. İ Umarım bir üniversitemiz öncülük eder ve hatta Yapı Kredi İş Bankası gibi ve hatta başka bir büyük bir yayına bir işte, öncülük eder de tercüme eder. Çünkü onun ön sözü belli bölümleri tercüme edildi. Biz medeniyetler tarihinde belli bölümleri okumuştuk mesela. Hayran kalmıştım o kitaba. Ciddi bir araştırmanın ürünüydü çünkü. 30-40 yıllık bir araştırmanın sonucu çıkan bir medeniyetler tarihi. Onda bile görebiliyorsunuz kadim medeniyetleri. Bugün siz 70'teki Hindin, Mısır'ın, Hindin, Babil'in, Asur'un, Sümerlerin e, ve da Girit Adası'ndaki Minos'ların e, ve da Yunan'daki Mikes'i, o kadim kavimleri nasıl iç içe olduğunu, Akdeniz medeniyetinin nasıl bağlantılı olduğunu öğrendiğinizde şoka geçiriyorsun. O dönemde uçak yok, bu kadar büyük i̇letişim bir şey yok. Baka i̇letişim ve ulaşım imkanları sınırlıyken bugüne Girit göre yavaş tabii. Girit Adası'ndaki Minos'lar Mısır'dan müzisyen istiyorlar. Müzisyenler gidiyor Minos'a eğitim veriyor. Mısırlar Minos'a yani Minos medeniyetinden yani Kirit adasındaki medeniyetinden mimarlar istiyorlar. Biz de mimarlar de Biz dünya gidiyor. sanayi devriminden sonra kuruldu. Biz işte <laughs> işte ana sıkıntı bu. Değil mi? Siz bir medeniyetler tarihini okuduğunuzda dünya bakışınız değişiyor. Ee, okumalarınız da değişiyor. Şimdi son dönemlerde Türkiye'de böyle ilginç tartışmalı... mesela felsefe okumalı mı okumalı? İlahiyetleri felsefe sokulmalı mı sokulma mesela? Ya felsefenin bir hikmet arayışı olduğunu, bir hikmet olduğunu. Bugün hani bazı kitaplar vardı ya... hala var, birçok yeni bir basıyor. Ee, hani güzel sözlerdi. Hı hı. Ya hikmet bu işte felsefe bu. Ve de buna e, son dönemlerde dünyadaki bunalımdan dolayı. Çünkü şu anda. Dünya tarihin en büyük dönüşümlerinden bir tanesini yaşıyor. Evet. Ne bu? Sosyal, ekonomik ve ee, siyasi, siyasi büyük bir değişim, değişim yaşıyor. İşte siyasi değişimler hepimiz görüyoruz. Tezahürü Arap Baharı'ndan tutun. Ukrayna'daki savaşa kadar. Rusya-Amerika arasındaki gerilimden tutun. Dünya büyük bir siyasi değişim yaşıyor. Demokrasi kavramı, sosyalizm, kapitalizm, liberalizm yeniden tartışılıyor. Hatta dünyada şu anda mesela sosyal demokrat, sosyal, işte sosyalist bir demokrasi ve evet, yeni bir demokrasi, sosyalizm tanımı üzerine konuşuluyor mesela. Farklı farklı tanımlar. Çünkü korona sonrası herisi yeni bir dünya. Hı hı. Ekonomi düşünün. E, eskiden kömürle birlikte petrol bulundu, dünya değişti. Petrolden sonra yeni sürdürülebilir enerji üzerine konuşuluyor şu anda. Dünya değişiyor. Kömürden, petrole geçerken iki cihan harbi yaşadık biz. Ekonomik dönüş. Şimdi petrolden, çünkü petrol demek Amerika'ydı. Kömür demek İngiltere demekti. Şimdi sürdürülebilir ekonomiye gidiyorsunuz. Belirleyici olanı da belirliyor o tabii, zaman bütün bu değişimler. Dünya farklı bir yere gidiyor. Hı hı. İşte gördüğümüz savaşlar bunun bir tezahürü ekonomik şeyi. Bununla birlikte eko, sosyal olarak değişiyor. Her insan. Örneğin 10 yıl önceki Zeynep Hanım bugünkü Zeynep değil. Ve hatta 10 yıl önceki Turan bugün değil. Sosyal olarak hepimiz değişiyoruz. Ama insanlar şöyle diyor. Ötekini göstererek Ya şu değişti. şu de Aslında kendi değişti de diyemiyor. Ötekiyle ifade ediyor. Bunu oturup değişim iyi mi kötü mü? Bunu tartışmaktan çok. Bu yeni değişim, Toplum, insan, beni ilgilendiren yön toplum. Siyaset zaten kendi alanında okumasını yapıyor. Ekonomistler ekonomi yapabiliyor mu onu bilemiyorum. Ama ben bir e, yazar e, olarak e, bunun toplumsal yönü beni ilgilendiriyor. Hı hı. Bundan da kurtuluş ne? Dünya kurtuluşu kültür sanatta buldu. Çünkü onun için kültür sanatta dikkatin ilgi çok arttı. Sinemaya ilgi arttı, Netflix'te filmler izleniyor, insanlar birbirine film öğreniyor, müzik öneriyor, dünya müzikleri öneriyor. Kültür, sanat insanlar için bir dileniş oldu. Aslında din de bir rol oynayabilirdi ama maalesef dini temsil eden hocalar ve de aydın entelektüeller, alimler, hocalar, tasavvufun ve de o mevlana'daki o ruhu, Yunus Emre'deki o ruhu yakalayamadıkları için e, bir şeyler veremiyor. Ama ben mesela Amerikalı, Latin Amerikalı bir aydınla konuştuğunda, Mevlana'yı konuştuğunda gözleri fal gibi açılıyor. Mevlana aman Allah'ım anlatır mısın diyor. Yunus'u konuştuğunda yeni yeni Yunus tercüme ediyor. Yitik değerler diyorsunuz ya siz zaman zaman. Yitik evet. mi hakikaten? Nasıl göreceğiz? Nasıl fark edeceğiz? Su içmenize de mani olmuyor o esnada. Siz bir buyurun, nefes buyurun, alın buyurun, bence buyurun, bir taraftan buyurun. da. E, hakikaten e, hep söylüyoruz ama sözden fiile ne zaman geçecek onu merak ediyorum bazen. Dil diyor siz dilin kaynağı işte orada duruyor aslında hmm. hikmetiyle birlikte üstelik evet. hem o dili yetkin kullanışıyla hem de önerdiği çözümlerle beraber hikmetle beraber e, insani bir bakış açısıyla beraber biz ise özlemeye devam ediyoruz acaba bu evet. değerlerle buluşma ve hayata geçirme planında fikrin ötesinde pratiğe dönük düşüncesi var mı Turan e, Kışlakçı'nın? Elbette ki yani bunun mutlaka pratik şey olmalı. Olmazsa zaten bir faydası olmaz yani. Fakat bazen fikir de önemli. Önemli olan bir fikri ortaya attığınızda başkası bunu alıp daha öteye götürebiliyor. Tıpkı bilim adamlarının yaptığı gibi. Ee, önemli olan bir konuyu tartışabilir hale, konuşulabilir hale getirebilmek. Ee, Yunanca'da e, neci, e, Cemil Meriç şey diyor, e, Yunanca'da dahi e, ve şair aynı kökten geliyor. Hmm. İkisi de yaratıcı, bir şey ortaya koyabilen. Dahi de öyle, şair de öyle. İlginç bir anekdot zikredeyim. İlk kez televizyonlarda belki zikrediyorum. Bir gün Tunuslu ünlü düşünür Raşit Ganuş'u alıp İsmet Özel'e götürdüm. Hmm. İsmet Özel'le 3-4 saat kadar bir konuşmamız böyle oldu. Ben tercüme ediyorum ikisi arasında. Ee, güzel münazaralar oldu hakikaten. İşte Avrupa tarihinden tutun da İslam dünyasındaki olaylara kadar sonra şiir edebiyat konuştuk. Çıktık. Ganushi hatta İsmet Tüzel'e de söyleyemedim bunu daha sonradan ee, üstada. Ee, dedi ki, İsmet Tüzel şairdi değil mi dedi Ganushi bana? Evet dedim. Belli oluyor dedi. Ee, Sonra dedi çok okumuş belli diyor. Dünya Avrupa tarihini iyi biliyor dedi. Bu adam dedi dahi dedi. Ee, Dahilere şöyle bir muamelede bulma Dahilerin çok ilginç, rigid fikirleri olur ama... Siyasetçiler, biz siyasetçiler dedi. Bunlardan Önemli olan toplum için faydalı olanı alırız. Çünkü onlar Rijit çok sert konuşurlar. Usluplar sert olur. Üstatlı da dedi öyle dedi. Fakat dedi istifade edilmesi gereken bir dahi dedi. Şu hem şair özelliğiyle falan. Şimdi tarihe baktığınızda bizim şairlerimizin birçoğu öyle. Mevlana'yı mesela şiirlerini Mevla, Mevlana'yı Yunus'u e, Gülşen'i Razda mesela. Daha doğrusu bunlar galiba alim ama şiirle seslenip öyle iz bırakmayı da e neden biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Şimdi bunu şiirin etimolojik kavramına çünkü bu coğrafyanın en güzel şeyi kamusa önem vermesi. Şu son 100 yıldır belki 200 yıldır biz kamusun önemini bilmiyoruz ama şöyle bir etim şey vardır, cümle vardır. Kamus namustur diye. Şimdi onu diyecekmiş Cemil Meriç evet, derdi evet. olarak. Namus Nomos demek yani biz Türkçe'deki bugün maalesef böyle daha çok şey kavram. Nomos'tan geliyor namus kavramı. Bu Arapça'ya Yunanca'dan geçme bir kavram. yasa kanun demek hmm. ee, ve e, kamus namustur yasadır insanın anayasadır insana fikri düşüncesinin sınırlarını belirleyen bir şey. çerçevesini evet. belirtiliyor belirliyor böylece ve eski alimlerin hepsinin kamusu vardı. Hepsinin sözlüğü vardı. Bir kitap yazdığında ben bununla şunu kastediyordum derdi. Bir örnekli bir e Hı. cümleme son vereyim. Şiir kavramı mesela alayım. Arapça'da şar kavramından gelme. Saç kılı demek şiir. E şiir kelime manasında de derseniz saç inceliğinde söz e şi e söz söyleme. Saç kılı inceliğinde söz söylemedir. Aynı kelimeden şar kavramından yeni bir kelime daha türetiliyor? Şuur. Bilinç. Şuur diyor, bilinç evet. Şuur diyor, bütün o saçla kıllar arasındaki, kıllar arasında iki kıl arasındaki inceliği görebilmedir diyor şuur. Bilinç, o çok ilginç. Şiar kavramı var mesela, slogan kavram manasında. Bütün saçları topladığınızda, tek bir örgü yaptığınızda bütün bilgiyi işte ona şiar deniyor. Slogan deniyor. Bütün o bilgiden bir kavram üretme. Bakın ne güzel bir benzetme. Ee, Necip Fazıl e, Gençliğe hitabesinde e, Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin bir sözünü zikreder. Abdülkadir Gelen Hazretleri'ne sorarlar. E, efendim şuur nedir diye. O da der ki şuur diyor e, ak sütün içinde akıllı görebilmektir. Necip Fazıl da zaten Gençliğe hitabesinde onu şöyle der. E, Gen, bir gençlik bir gençlik ak süt, işte o büyük bilgenin dediği gibi dedi ak sütün içinde akıllı görebilmektir der bilmek. onu bir şu o bin işte o şuurda bir nesil böyle bir insan evet, arıyorum e, arıyor evet Biliyor musunuz sohbetimizin sonuna geliyoruz. Çünkü zaman bizi sınırlıyor maalesef. Halbuki evet. bu sohbet konusu sınırsızdır. Ama birkaç dakikamız var. Ben o iki evet. dakika içinde elinizdeki... Ben o e, yol boyunca size eşlik etmiş olan Tezai Karakoç, Necip Fazıl, Nazım evet. Hikmet şiirlerinden de birer parça almıştım. Ama zamanımız ona yetmeyecek. Evet. Fakat Turan Kışlakçı'nın dizelerine şöyle bir bakalım istiyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. İşte gitmişti şiirle bazen. Hem halbuki bazen böyle geldiğinde işte bu da e, korona döneminde böyle karın yağdığı bir günde kalem aldım bir şiirde Şemsi Şita diye Kış Güneşi Seyret bu sabah demadem düşen kar taneleri Sarıyor inceden sessizce bütün haneleri Titriyor üşüyor mahlukat bu inişte bir müddet Kaplarken gerçeğin ve hayalin evlerini burudet. Bir zaman heri meyvesi onun yalnız şita, Alıp yavaşça götürüyor beni çocuk aydınlığına. Çünkü şiir, kar genelde insanı geçmişe götürür, çocukluğuna götürür. Yapraksız, libatsız ağaçlarda yalnız kar, kar var, yalnız kar. Evsiz ve şarkısız uçmayı öğrenmiş ki uçmakta kuşlar. Bir musiki ağır ağır yükselirken şimdi uzaktan. Eski günler gibi bahsediyoruz yardan ve kardan. Kainat desen sanki bin yıllık mutlatsız uykuda. Hani nerede göçebeler? Hangi büyük soruda? Dicle'nin, Fırat'ın, Aras'ın ve ah içimin suyu donmuş. Yorgun, ihmalkar dünya bu sabah ansızın yunmuş. Kalmamış ne mesafe, ne ölüm, hatta ne de hayat. Semş şems-i şita varlığa da yokluğa da bu dem şifa olmuş. Hani sanırdım ve derdim ki en sakin mevsimdir kış. Gel gör ki içimde mistik düğümler atmış nakış nakış. Her yer beyaz ormanlar yollar ve dahişe bir yelda. hudusuz bir diriliş içimde mahşeredeki o bakış. Son söz şiirin olmalıydı galiba ama <laughs> veda vaktimiz de geldi. Tamam. Ee, Zengin ve bereketli güzel bir ömür yaşamış insanlara gıptayla bakıyorum. Fakat yoldaşlık etmek hakikaten kolay olmuyor. En başta zaman bizi sınırlıyor. Fakat bu değerli zamandan ayrılan 40 teşekkür 45 dakika bizim için çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bari. Gerçekten büyük bir zevkti. Ama son olarak o soruyu soracağım son bir dakikamız içinde. Çok okumak, hep okumak dedik. Bu yolculukta, bu serüvende onsuz olmuyor belli ki. Evet. Ama e, niçe gibi mi cevap verirsiniz bilmiyorum ama her şeye gitse tek bir kitap kalsa. Ee, güzel bir soru. Ee, yani tabi buna e, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i koyarım. Neden? Çünkü birçok detaya hakim ve o detaylı okuyabiliyorsunuz. E, fakat beni son dönemlerde Kur'an'ın yanında hangisi olsun derseniz, ben mesneviyi tutardım. O da böyle bir rehberlikle devam evet. eder bu yolculuk. Tabii diyorsunuz. bizim en büyük sıkıntımız mesnevi yeterli oranda e, okuyamadı bizim neslimiz. insanlarımız hep yanlış yorumlamaya çalış. Okuyanlar bile anlatamadılar bunu. Şimdi yeni Türkçe'de bence en iyi tercümelerinden birisi yeni yapılıyor. Burada da hocama üstadıma atıfta bulunayım. Mehmet Çelik hocanın, e, Profesör Doktor Mehmet Çelik hocamın e, Alfa yayınlarında yakında yeni mesnevi tercümesi çıkacak. E, okumalarını Tur isterim. Çok. çok teşekkür ederim. Ben Yapılacak teşekkür ederim. çok şeyi işaret ettiniz. E, ve aynı zamanda o yolda arkadaşlık edecek e, olan güzel eserlere de çok teşekkürler. Ben Ayağınıza teşekkür. ağzınıza sağlık. Sağ Değerli izleyenler, portrenin sonuna geldik. Hızlı bir sohbet oldu gerçekten. Zaman su gibi aktı bizim için. Çok teşekkür ediyoruz size de bize eşlik ettiğiniz için. Önümüzdeki hafta yeni bir yüze yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.